Ülkemizde İstanbul başta göç alan bütün büyük şehirlerde yoğunluk nedeniyle hem kiralar çok yükselmiş hem de konut almak, arsa almak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Dar gelirli için, orta gelir seviyesindeki yurttaşlarımız için. İlk 2013 yılında bu tasarrufları değerlendiren faktoring şirketleri ortaya çıkmıştır. Ve sonra da 400 bin müşterinin tasarruflarını değerlendirir hale gelmiştir. Ve bu konuda da bugün ülkemizde 50 tane faktoring şirketi ortaya çıkmıştır. Tüm dünyada bu tür alternatif finansman yöntemleri kullanılıyor. Bizde de 2013 yılında başlamış olmasına rağmen açıkça söylemek gerekirse devlet tedbir almakta son derece geç kalmıştır. Hele bizde çekilişe dayalı faizsiz finansman sistemi sadece Türkiye'de kullanılmakta ve büyük ilgi çektiği için finansman şirketleri son derece gelişmeye başlamıştır. Ama bütün bunlara rağmen devletçe hala izinsiz çalışmakta, yeterli denetim ve düzenleme tedbirleri maalesef alınmamıştı. Ama bu kanunla, bu teklifle bunun alınıyor olması, bazı düzenlemelerin ve denetimin alınıyor olması da sevindiricidir. Arkadaşlarımız, daha önceki konuşmacılar bu maddeler arasındaki eksikleri hatırlattılar. Bu eksikler de tamamlandıktan sonra bu şirketlerin gelişmesi için bunun gerçekte bir model olarak sistemde oturması gerçekten fayda sağlayacaktır. Devlet gönül isterdi ki önceden ön alsın, tedbir alsın, hem konut üretiminde dar gelirli için hem de arsa üretimi konusunda tedbir alabilseydi. Ama maalesef büyüyen şehirlerde, bilhassa göç alan şehirlerde devletin bu tür tedbirleri olmadığı için hazine ve vakıf arazilerinde mafyalar türer, arazi simsarları türer ve ihtiyacı olan insanlara bu arsaları satmak suretiyle bunlarda gecekondulaşma yapılmaya başlanır. Antalya'da bunlardan çok çekmiş kentlerimizden birisidir. Sonra da devlet bunun tedbirini alamadığı için bir süre bunun boyutları başa çıkılmaz noktaya geldiği zaman da bu sorunu, çözemediği sorunu tasfiyeye kalkışır. Nasıl tasfiyeye kalkışır? Aflar çıkarmak suretiyle, mülkiyeti devretmek suretiyle tasfiye etmekte ancak çözümü bulur. Oysa bunun yolu öncesinde halkın ihtiyaçlarını belirleyen belediyelerin ve devletin öncesinde bunlar için tedbirler almak, hatta bu tür faktoring şirketlerinin denetimini sağlamak, bu konunun içine sokabilmek ve konut üretiminde yarar sağlamaktır. Ev alma hayali büyük mağduriyetlere de neden olmuştur. Devletin yeterince sistemi denetleyemediği için mağdur olmuştur. Oysa bugün barınma hakkı temel insan hakları kapsamında sayılmaktadır. Yani devletin tedbir alması gereken önde görevleri arasındadır. Devlet bunu yapabilir mi? Tek başına devlet de yapamaz. Bu konuda ancak belediyelerle işbirliği modeliyle rahatlıkla devlet hem toplu konut üretebilir hem arsa üretimini çok sağlıklı bir şekilde yapabilirler ve bu tür alternatif finans modellerinin de gelişmesine katkı koyabilirler. Ama maalesef Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği bu kutuplaşmalar nedeniyle hem halkımızda kutuplaşmalar çoğalmıştır hem boşa tartışmalar ülkemizi çok meşgul eder hale gelmiştir. Üstelik bu kutuplaşmalardan nasibini belediyeler de almıştır. Şu pandemi döneminde yardım için en öncelikli seferber edilmesi gereken
kurumlar, belediyeler olması gerekirken belediyeler maalesef bağış toplamakta bile zorluklar çekmiş, halka ulaşmakta büyük zorlukları olmuştur. Dilerim ki bu konu, önemli olan bu konuya özel sektör, devlet ve belediyeler işbirliğiyle halka hizmet için yeterli ehemmiyet verilir.